Prenses, güçlerimizi birleştirmemiz için Komutan Aron'un elinden tutman gerekiyor. Söz vermiştim komutan. Ben senin sözüne güvendim. Başlayalım artık Lea. Başlıyoruz komutan. Prenses. Karanlıklar son bulsun. Uçurumlar kapansın. Sonsuz boşluklarda olsun. Asilkan Troikası yolu aydınlatsın. İyiliğin gücü annem olmazsın. Güneş kraliçesi evine dönsün. Sesapia Norum Sinedor. Sesapia Norum Sinedor. Kraliçe kurtuldu. Kraliçe güneş ülkesine döndü. Asilkan Troikası onu kurtardı. Kraliçe kurtuldu. Kraliçe kurtuldu. Prensesi buradan götür Lea. Teşekkürler komutan. Verdiğin sözü tuttun. İçinde hala iyiliğe ait bir şeyler olduğunu kanıtladın. Bunu iyilik için yapmadım. Kraliçe için yaptım. Güneş ülkesine gitmek istiyorum. Annemi göreceğim. Şimdi değil prenses. Ama sana söz veriyorum. Bir gün annene kavuşacaksın. Ve o gün çok uzakta değil. Annem onu çok sevdiğimi söyleyin kraliçe. O bunu biliyor prenses. Artık gitmelisin canım. Buraya nasıl geldim? Lea, beni Lea kurtarmış olmalı. Defne. İyi misin? Sorma Arun. Bana nasıl olduğumu sorma. Benimle ilgilenme. Rahat bırak beni, tamam mı? Ben... Neyse. Şu an önemli olan tek şey senin oradan kurtulmuş olman.
Yaptığın şey delilikti. Ölebilirdin. Her şeyin tek sorumlusu sen değil misin gibi konuşmandan nefret ediyorum. Oraya senin yüzünden gittim Arun. Sen kızımın peşinde olmasan bütün bunları yaşamayacaktım. Neden kızının peşinde olduğumu çok iyi biliyorsun kraliçe. Kehanet prensesin gücünün bir gün beni yok edeceğini söylüyor. O benim düşmanım. O 8 yaşında bir çocuk. Kehanetler sadece birer olasılıktır. Sen bir olasılığı mutlak gerçeklik haline getirdin. Korkularınla yüzleş artık. Benim tek korkum seni kaybetmek Defne. Ben zaten senin değilim Arun. Hiçbir zaman olmadım. Olmayacağım. Selim, canım. En... Seni odanda göremeyince yatağın da bozulmamış. Neredeydin? Öldün meraktan. Kızımın yanındaydım Iris. Mezarlıkta. Ah canım. Üzülerek, ağlayarak onları geri getiremeyiz. Onunla konuştun mu? Konuşmak mı? Esin annem derdi ki bizden ayrılıp gidenlerle konuşabilirmişiz. Yani onlar bizi duyarlarmış. Evet, konuştum onunla. Onu çok sevdiğimi, büyüdüğünü göremediğim için ne kadar üzgün olduğumu söyledim kızıma. Sonra seni anlattım ona. Beni mi? Yokluğunda acılarımı hafifletecek biri var kızım dedim. İsmi Duru. Dünyanın en şeker şeyi. Beni hayata bağlayan, yaşam kaynağım benim dedim. Duydum içim artık. Bakalım bugün yıldız haritası ne diyor? Ay güneşle 180 derece ters açıda. Bu çok garip. Yüce Efendi ile kraliçe arasında büyük bir öfke var. Bunun neresi garip kahin? Onların arası ne zaman iyi oldu ki? Ama kraliçeyi o kara delikten Yüce Efendi kurtardı. Kraliçenin bu yüzden ona minnettar olması gerekiyor. Sıddık kraliçesi Leia ve kayıp prenses büyük efendinin gücü olmadan bunu başaramazdı. Neden söz ediyor bu? Ben kraliçenin nankörlük yapacağını biliyordum abiciğim. Elimize fırsat geçmişken prensesi yakalayacaktık. Ama o zaman kraliçe ölebilirdi. He, hem ondan da kızından da kurtulurduk işte. Tok bazen senin kas kapalı olduğunu düşünüyor. Bir kere kraliçenin ölmesi demek, Yüce Efendi'nin ölmesi demek. Bunu aklına sok. Yüce Efendi aşkı için her şeyi yapar. Gerekirse canını feda eder. Gerekirse kayıp prensesten vazgeçer. Anladın mı Duman Efendi? Kehanetler sadece birer olasılıktır. Arun. Ben sanırım sana bir özür borçluyum. Özür mü? Beni sen kurtarmışsın. Kızım ve Leia ile birlikte. Kızım yanı başındayken ona dokunmamışsın. O seni neden bu kadar şaşırttı?
Senin hayatın söz konusuyken gözümün başka hiçbir şey görmeyeceğini bilmiyor musun? Haksızlık ettim Arun. Beni affedebilecek misin? Ben seni ne olursa olsun affederim Defne. Kocanla aramdaki fark da bu galiba. Dosyayı az önce aldım Zafer. Ben projeye son kez bakacağım şimdi. Siz de diğer hazırlıkları tamamlarsınız. Projenin planları alttaki zarfta Selim Bey. Anası kalmış burada. Keşke seni de böyle bir çırpıda kafamdan silip atabilsem Defne. Selim'cim, işini bölmüyorum ya canım. Sana kahve getirmiştim de. Yo, gel. Aslında kahve bahane. Yanına biraz kafa dinlemeye geldim ben. Aşağıyı bir görsen tam bir çurcuna. Kızlar kamp için hazırlanıyorlar ya. Ha, bugün gidiyorlar değil mi? Hı hı. Bir iki saate kadar yola çıkarlar. Sonra ev bize kalacak canım. Bir süre baş başa olacağız yani. Ne var bunda? Hiç işte Selim'cim. Bu son olanların ikimizi daha da yakınlaştırdığını düşünüyorum. Senin yanında, yakınında olmak bana büyük mutluluk veriyor. Kendine geliriz. Bu konuda umutlanmaman gerektiğini sana defalarca söyledim. İkimiz arasında asla duygusal bir şey olamaz. Bunu böyle söylemene gerek yok. Yani ben bu durumu çoktan kabullendim Selim. Sadece sana her zaman destek olacağımı söylemek istemiştim ama... Neyse. Baş başa kaldığımızda bana karşı koyamayacaksın. Duru iyi mi acaba? Arun'la karşılaşmak onu kötü etkilemiş olabilir. Yıldız haritasına göre bugün ayın durumu hiç iç açıcı değil. Yüce Efendi'nin gözüne gözükmesek iyi olur. Ya da Yüce Efendi'nin yüzünü güldürecek bir şey yaparız Kiyahin. Neymiş o? Kayıp prensesin kim olduğunu öğrenebiliriz. Taş kafasın sen. Yok odun kafa, mam kafa. Samanla dolu beynin. Fırsatı kaçırdığını kabul et artık duman adam. Kayıp prensesi unut. Fırsatı kaçırmış değiliz ki unutayım. Kaçırmadık mı? Bu evrendeki her şey, bütün olaylar, anılar, Baro abi üçüncü tarafından saklanır. Yanlış mı ki? Hepsi yaşam kütüphanesinde korunur. Yani dün gecenin kaydı şu anda kütüphanenin bir rafında bizi bekliyor. Tek yapmamız gereken gidip onu oradan almak. Böylece kayıp prensesin yüzünü görebiliriz. Ya kimmiş Taşkafa? He? Ay bayılacağım valla. Ya bu ne bitmez ütü ya Rabbim. Sakın bunlar da ütülenecek deme bana. Dedim bile canım.
Bir zilin çabuk tutsan iyi olur. Daha bunlar valizlere yerleştirecek, ayakkabıların parlatılacak, boyanacak. Oo! Sen iyice kafayı yedin ha. Evi alıp götürseydin. Aslında yatağımı götürmeyi çok istiyordum ama izin vermediler. Neymiş? Çadıra sığmazmış. Bunu da mı götürüyorsun? Ne var? Balıya gitmiyorsunuz canım. Ormanın içinde çalının, çırpının, otun, böceğin ortasında kamp yapacaksınız. Of. Yani bunu orada giyemezsin. Aa, canım ister giyerim belki. Ya sabır. Hadi. Duru. Gülümsenin yok mu ütülenecek bir şeyin? Getir onları da hep. Yok Gülçehre abla. Ben çantamı çoktan hazırladım zaten. O mu çantan? Hı hı. Duru'nun çantasını gördün mü Nil? O pasaklıysa ben ne yapayım canım? Ben bile edeyim. Her zaman güzel olmalıyım. Heh. Ay sevsinler. Lady'ymiş. Feza teyze. Gelsene Pelin'cim. Kampa katılacak öğrencilerin izin belgelerini getirdim. Birer kopya da yanınıza alsaydınız ne olur ne olmaz. Aa, hiç aklıma gelmedi. Hamdi, birer tane. Baş üstüne midir hanımcığım? Sarp geldi mi? Geldi aşağıda. Gülçehre yüzünden benimle konuşmuyor biliyor musun? Bana karşı da tavır aldı. Ama üzülmeyin. Yakında ikimize de yanlış davrandığını anlayacaktır. Bu kız büyü mü yaptı bu çocuğa, ne yaptı anlamadım ki. Birkaç hafta önce kendi diyordu benim o hizmetçiyle işim olmaz diye. Yani. O kızın okulun etrafında dolanıp durmasından belliydi bir işler çevirdiği. Kaç kere kovdum ama yüzsüz. Sonra o yalanlar. Yok miras kalmış, yok çok zenginmiş. Beni bile inandırdı. Sarp'ı elde etmeyi kafaya koymuş demek ki. Değil mi? Öyle süslenip püslenip kabak çiçeği gibi açılmalar falan. Sarp tabii erkek sonuçta. Kim bilir aralarında ne geçti. Kenar mahalle Dilberi bunlar. Her şey beklenir. Ama Sarp'ınki bir anlık hevesti bence. Başka türlü olamaz zaten Pelin. Hı. Yani Sarp'ın o kıza aşık olması. Allah yazdıysa bozsun. Hı. Bu kamp işi iyi oldu. Okuldan uzaklaşmak ona iyi gelecek. Sen hiç merak etme Feza teyze. Ben orada kampta her şeyi unuttururum. Sanki kendi hiçbir şey yaşamadı. Hiç aşık olmadı. Açtıracak şimdi benim ağzımı. Kime söyleniyorsun Hamdi abi? Kim olacak? Müdür hanıma. Ama aşk meşk diyordun. Feza hanımın ne ilgisi olur aşkla? Aa! Hamdi abi? He? Yoksa bildiğin mi var? Bir şey bildiğim yok. Ben kırtasiyeye gidiyorum. Şunlardan fotokopi alacağım da. Bizim makine bozulmuş. Müdür hanım sorarsa söylerse tamam mı? Tamam. Bakalım. Çok mu acıktınız? Bunlar da senin. Aa, Defne abla. Canım. Ne yapıyorsun burada? Seni görmeye geldim. Beni mi? Neden? Aa, hatırladım. Bir yere gidecektim. Orada Selim amca ve benim için güzel bir şey yapacağını söylemiştin. Hadi ne olduğunu anlatsana. Başaramadım canım. Söz verdiğim şeyi yapamadım. Defne? Yanıma. Ya yağmur yağarsa? Ay Nil, Haziran ayı bitti neredeyse. Ne yağmuru?
Aa, Selim, ne oluyor? Selim amca! Ne yaptığını sanıyorsun sen? Burada ne arıyorsun? Yaşam kütüphanesinde sakın oyalanma duman adam. Görüntü tabletini bulduğun an al kaç. Ben karpuz kesip Bora abi büyücüsüyle karşılıklı yerdik diye düşünüyordum ama. Ama ne komik. Çok da tam sizi görmeye geliyordu Yüce Efendi. Neden? Size çok sevineceğiniz bir haberimiz var komutan. Kayıp prensesin kim olduğunu bulmak üzereyiz efendimiz. Aslında benim fikrimdi. Birlikte bulduk. Yaşam kütüphanesine gidip prensesin görüntüsünün kayıtlı olduğu tableti ben alacağım ama. Çok da şey yapacak. Yeter! Tablet ya da prensesin görüntüsü beni zerre kadar ilgilendirmiyor. İlgilendirmiyor mu? Ama kehanet ne olacak efendimiz? Ben de sana bunu sormaya geldim kain. Tork anlamadı. Kehanet hakkında ne biliyorsunuz? Kehanet, kayıp prensesin gücünün bir gün sizi yok edeceğini söylüyor. Onu sormuyorum. Bu kehaneti ilk kim ortaya attı? Kehanet küresi nerede korunuyor? Onu bulmam mümkün mü? Söyle kain! Yüce efendi çok akıllı. Kehanet küresini ele geçirirsek kayıp prenses bir tehlike olmaktan çıkar. Kehanetle ilgili her şeyi gölgelerin efendisi biliyor Yüce Harun. Sadece o size istediğiniz cevabı verebilir. Ne yapmaya çalışıyorsun? Bizden ne istiyorsun? Hiç. Hiçbir şey. Buraya bir daha gelmeyeceksin. Anladın mı beni? Bizden uzak duracaksın. Kızımdan, ailemden uzak duracaksın. Seni hayatımda istemiyorum. Ama... Ah canım. Hala ne dikiliyorsun? Defol git. Kraliçe. Selim amcamın üzüleceğini bile bile neden o kadınla koştun durup? Ben Kim bilir neyin peşinde yine? Çocuk diye ağzından laf almaya çalışmıştır. Hayır, o biri. Bir daha onunla konuşmayacaksın Durum. Anladın mı beni? Seni onun yanında görmeyeceğim bir daha. Kuzu. Selim amca. Acıdı mı? Ay kuzum benim. Hadi gel. Gölgelerin efendisi. Hoş geldin oyun hükümdarı. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Şu kalkanı hemen üzerimden kaldır. Son ziyaretinde olanlardan sonra böyle bir önlem almamı anlayışla karşılamalısın komutan. Buraya savaşmaya gelmedim. İstediğim tek şey biraz bilgi. Bilgi mi? Beni şaşırtıyorsun komutan. Senin gibi adamlar için zafer kazanmak güç her şeyden önemlidir. Bilgi önemsiz bir ayrıntıdır sadece. Her zaman değil. Bazen ufacık bir bilgi en büyük zafere ulaştırır. Doğru. Söyle. Ne öğrenmek istiyorsun? Kayıp prensesin beni yok edeceğini söyleyen kehaneti değiştirmenin ya da ortadan kaldırmanın bir yolu olup olmadığını. Baru harbi müjdesi ortada görünmüyor. Prensesin görüntüsü nerede saklı acaba? Tek tek kontrol etmeye kalksam bulmam 100 yıl sürer.
Baro abi yüzü. Hemen tabanları yağlamalı. Geldi mi canım? Sinirlerin biraz yatıştı mı? Hı hı, sağ oluruz. Çok daha iyi görünüyorsun amcacığım. Yüzüne renk geldi sanki. Ay, dur biraz da kolonya dökelim bileklerine. Rahatlatır seni. Ay, ben de yardım edeyim. Canım, senin için nasıl üzüldü Selim'ciğim? Bir dakika olsun yanından ayrılmıyor. Evet. Biraz daha oyalanırsak otobüse yetişemeyeceğiz ama hiç önemli değil yani. Yeter ki sen iyi ol Selim amcacığım. Sizi okula bırakayım ben. Başım çok ağrıyor. Ay hiç kıpırdama yerinden sen Selim. Ben şimdi şoförü ararım, o götürür çocukları. Aslında hiç fena olmaz Eris. Ama şoför gelmiş Sandaş'a. Sen düşünme bunları. Uzan biraz. Uzan canım. Ben çocukları gönderip hemen geliyorum. Ya anne, senin yüzünden geç kaldık ya. Anne, hadi. Senin yüzünden seni. Aa, asma suratını ama. Böyle yaparsan gıdıklarım bak. Gıdıkladım işte. Gıdıkladım. Ya yapma. Gıdıkladım. Neler köşesin sen? Adamcağız senin yüzünden hastalandı yukarıda. Sen burada kahkaha atıyorsun. Onun ne suçu var Elis Hanım? Cevap verme bana. Şu bavulları, çantaları arabaya yerleştir. Az sonra şoför gelecek. O bırakacak çocukları okula. Sen de oradan evine gidersin. İyi tatiller tatlım. Güzel eğlen, tamam mı? Merak etme annecik. Bu arada sana da iyi eğlenceler. Durun. Kızım. Canım. Bana küstü sanıyordum. Sana küsmem ben. Hem söyle bakalım niye bana veda etmeden gidiyorsun? Ha? Kendine çok dikkat edeceksin, tamam mı? Sakın tehlikeli bir şey yapma. Ben seni görmeye geleceğim. Tamam. Kehaneti değiştirmeyi neden istiyorsun? Bu çok açık değil mi? Yoksa prensesin gücünden korkuyor musun? Böyle olmadığını çok iyi biliyorsun. O zaman geriye tek bir sebep kalıyor. Kraliçeye duyduğun aşk. Yorumlarını kendine sakla. Bana istediğin bilgiyi ver. Kehanet sadece sana ait değil komutan. Bütün kötülük güçlerinin geleceği bu kehanete bağlı. İyi işte. Kehaneti ortadan kaldırırsam ben yok olmayacağıma göre kötülük güçleri de varlığını sürdürür. Yanılıyorsun. Sen prensesi yok etmezsen bu hepimizin sonu olur komutan. Yani kötülük güçlerinin geleceği için kendi geleceğimden vazgeçmeliyim, öyle mi? Bütün kötülük güçlerini karşına almayı istemezsin herhalde. Bana kimse ne yapacağımı söyleyemez. Bu konuyu kendi başıma çözeceğim. Ay sığmayacak galiba. Ben şimdi yerleştiririm hepsini. Siz arabaya geçin. Tamam. Hadi dur. Hadi.
Bunu da vereyim ben size. Hı hı. Hadi. Bu da var. Bu da yerleştir hemen. Ama burada hiç yer kalmadı küçük hanım. Ne demek kalmadı canım? Görüyorsunuz işte. Beni ilgilendirmez. Buna da bir yer bulacaksın. Aa, şu çantayı yanlışlıkla getirmiş hizmetçi. Onu çıkarabilirsin. Bu mu? Ben hallederim. Bu görüntü tabletini nasıl açacağını bildiğine emin misin Kahin? Birazdan görürsün. Bir düğmesi olması lazım şurada bir yerde ama... He, bir de uzakta kumandası var. Böyle basıyorsun düğmesine açılıyor. Sen dünyadaki görüntü kasetleriyle karıştırdın bunu galiba. Kapa çeneni. He. Bir karışma Torkun işine. Dırdırca ev kadınları gibisin. He. Burası olmalı. Seni tane orika tortum. Nerede prensesin görüntüsü? Niye göstermiyor bu? Çünkü baro büyücüsü tablete koruma büyüsü yapmış. Koruma büyüsü mü? Yani kızın kim olduğunu öğrenemeyecek miyiz şimdi? Ben boşuna mı çaldım bunu? Telaşlanma hemen. Tork bir çare bulacak. Ne yapmaya çalışıyorsun? Bizden ne istiyorsun? Hiç. Hiçbir şey. Buraya bir daha gelmeyeceksin. Anladın mı beni? Bizden uzak duracaksın. Kızımdan, ailemden uzak duracaksın. Seni hayatımda istemiyorum. Bütün kapılar kapanıyor. Selim ve Duru'dan gittikçe uzaklaşıyorum. Ne yapacağım? Ne yapacağım ben? Güneş Kraliçesi, yaşam kütüphanesine gelmelisin. Seninle konuşmalıyız. Baroha büyücüsü, neler oluyor? Ay, çocuklar gidince ev nasıl da sessizleşti değil mi Selim? İkimiz için nefis şeyler hazırladım. Biraz huzurun, sessizliğin tadını çıkaralım havuz başında. Zahmet etmişsin. Sen keyfine bak. Benim biraz çalışmam gerek. Ay, bu adama ulaşmak ne zor. Bir sorunumuz var Güneş Kraliçesi. Biri kızına ait görüntü tabletini yaşam kütüphanesinden çaldı. Kim? Elbette Arum. Bu evrende prensesin en büyük düşmanı o. Tabletin koruma büyüsünü bozamaz. Ama komutan Arum iyi bir dersi hak etti. Ne demek istiyorsunuz Baroha büyücüsü? Bir planım var. Daha doğrusu bir tuzak. Arun'u bu tuzağa çekmek için senin yardımın gerekiyor. Ne yapmam gerekiyor söyleyin. Komutan, prensesin kehanet küresinin peşinde kraliçe. Küreyi ele geçirip kızınla ilgili her şeyi öğrenmeyi planlıyor. Peki onu nasıl durduracağız? Ona istediği şeyi vereceğiz kraliçem. Benim çantam nerede? Diğerleri sen getirsin
artık Gülşehri abla. Ne haber Arda? İyiyim. Merhaba ya abla, ne yapacağım? İyice baksan içeri şoför kardeş. Belki bir yere sıkışmıştır. Yok, ben her tarafa baktım. Allah. Ne oldu? Çantam kayıp, yok. Evde mi unuttun yani? Hayır, ben buraya koymuştum ama nasıl olduysa şimdi yok. Çantaya da takılayım. Tamam kızım, koydum. Asma suratını hemen. Ben şimdi şoförle döner getiririm çantanı. Aa. Anam. Nereye gitti bu? Uf ya. Merhaba çocuklar. Merhaba öğretmenim. Merhaba. Ne haber çocuklar? Nasılsınız bakalım? Bu da mı geliyor sizinle kampa? Evet öğretmenim. Çantalarınızı hazırladınız değil mi? Evet, evet öğretmenim. Kız neredesin sen? Özlediydim seni. Bir sen özlemişsin anlaşılan. Emin ol sen. Ay çok heyecanlıyım. Kızım nerede? Kızımız Selim. Söylesene. Söyle hadi, o nerede? O... O artık hayatta değil Selim. Ne? Canım, ama kalkmışsın hemen. Yatınca başım daha çok ağrıyor Iris. Ben senin derdinin çaresini getirdim. Bunu iç, hiçbir şeyin kalmayacak, inan. Limonata mı baş ağrımı geçirecek? İçinde birazcık da alkol var. Çok az ama. Ninemin tarifi. Deneyelim bakalım. Ben de gidip bir üzerimi değiştireyim. Getirsen olmaz mı Gülşehri abla? Oy kıyamam ben sana. Getiririm tabii kız. O güzel yüzün gülsün yeter. Hadi gidelim biz. Hadi hadi, otobüsler gelmiş ön kapıda. Hadi siz de gidin, çantalarınızı yerleştirin. Nil'in çantalarını da biz götürelim bari. Hepsini taşıyalım mı şimdi? Aman bekle centilmenler. Hepsini yüklenmeyin. Şu ikisini de hoca da taşısın. Üzülme canım. Getireceğim ben çantamı. Dediklerimi iyice anladın mı Mira? Hı? Anladım. Bunu hemen odama götür Mira. Kimsenin bulamayacağı bir yere sakla. Tamam kraliçem. Ne oluyor Defne? Ne? Aa, hiç. Hiçbir şey Arun. Yalan söylüyorsun. Yoksa yine mi kılıçları çekiyoruz? Aa, bunu da nereden çıkardın? Öyle olsun. Odama mı gidiyor acaba? Thank you.
da ne innesi? İçkisini bitirmiştir kesin. Birer tane de karşılıklı içeriz. Sonra... söylemiştim. Duru çantasını evde unutmuş da. Onun için. Her şeyi mahvedecek bu salak. Tar! Yüce efendi. Bu nedir kahin? Bir haritaya benziyor Yüce Efendi. O kadarını ben de anladım. Zeka küpü. Neyin haritası? Haritadaki yer neresi? Onu soruyorum. Çok eski bir harita. Bu semboller. Yüce Efendi bunu nereden buldu? Kraliçenin odasında. O zaman bu harita kayıp prensesle ilgili olabilir efendimiz. Olasılıklar değil. Mutlak gerçek istiyorum sizden. Bu haritanın ne işe yaradığını bana bulun çabuk. Biraz hızlanalım. Vallahi her an gelebilir. Hadi hadi. Devam edin, devam edin. Gelen giden yok. Ben bakıyorum. Ya var ya. Nil valizini açınca yüzünü görmeyi çok istiyorum. Eğer o anda yanındaysak öldük demektir. Amma güleceğiz ha. Durular geliyor. Çabuk çabuk. Ya korkmayın. Duru bizi ispiyonlamaz. Ama kızabilir. Burada ne yapıyorsun Berkay? Hiçbir şey. Nil'in valizleri değil mi bunlar? Hı hı. Siz bir oyun oynuyorsunuz ama bir şey anlamadım. Heh, ay neredesiniz? Her yerde sizi arıyorum. Konuşsanız Nil'in valizleriyle ne yapıyordunuz? Hiç. Siz de ama meraklısınız kızlar ya. Bunlar Nil'in ya. Ben göz kulak oluyordum. Hadi bunları da otobüse götürelim Nil. Olur Ardacığım. Canım. Hadi arkadaşlar. Hadi. Gördüğün ya. Gibi Arda bana olan aşkından ne yapacağım bilmiyorum. Bence etrafımızda dolu ama artık. Of. Vallahi bir şey anlamadım. Durun çantası nasıl sokağın ortasındaymış? Ya evde bulsak anlayacağım. Ay ne bileyim oradaymış işte. Şoför bulmuş. Ay ben de ne laf anlatıyorsam buna. Sizin bir telaşınız mı var Hırsan'a? Sana ne? Sana ne? Çık artık. Ya ne bileyim. Ben bunu kampa bırakır akşama dönerim isterseniz. Akşam yemeği için yani. Dönme. Evine git. Yarın sabah da gelme. Uf, çık çık. Çık hadi tamam. Çık. Neydi bu şimdi? Kız bu Selim Bey'le yalnız kaldı ya şimdi. Ay görüyor musun? Anam. E olur mu olur vallahi. Selim bekle beni. Seni teselli etmeye geliyorum. Bir şey mi söylediniz? Selim? Aa yok. Ben... Ben çıkıyorum. Nereye? Nereye olduğunu bilmiyorum. Ay ben de geleyim. Bir yere gider otururuz. Baş başa yani. Yalnız kalsam daha iyi.
Kazalim binamur, kazalim binamur, azalim binamur. Neye benziyor bunlar? Bir yol, uzun bir yol. Bir haberci. Bu da bir kaktüse benziyor ama... Yo yo. Asafalı haritayla ilgili bir şey söylemiyor. Kehanet küresi için komutanın büyük bir yolculuğa çıkması gerekiyor kahin. Ne? Sen de kimsin? Posut maskını hiç duymadın mı? Bir kahin için büyük bir ayıp. Posut maskı. Evet. Tork seni tanıdı. Komutana söyle. Kehanet küresine ulaşmak için 40 dere şelalelerini geçmesi gerekiyor. Haritada görmüyor musun? 40 dere şelaleleri. Kehanet küresi köpüklü suların arkasında korunuyor. Posut maskından bu kadar kahin. Hoşça kal. Yüce Efendi bundan hoşlanacak. Duman adam! Kafanın kalın olduğunu biliyordum ama bu kadarını tahmin etmemiştim abicim. Torkun çenen çalacak, vakti yok. Hemen gitmeli. Dur ya, ne yaptın? Görüntü tabletinin şifresini kırabildin mi? Görevi başarıyla yerine getirdim efendim. Posut maskına kanacağını biliyordum kain. Şimdi öğrendiğin müthiş bilgiyi komutana ver bakalım. Yüce Efendi, Yüce Efendi. Tork haritanın sırrını çözdü. Kehanet küresinin nerede korunduğunu öğrendi. Neredeymiş? 40 dere şelalelerinde. Emin misin? Tork çok güvenilir bir kaynaktan aldı bilgiyi. Şüphe yok. 40 dere şelalelerine gidiş yolunu bulabilirsin değil mi Kai? Ona da şüphe yok efendimiz. İşte kamp alanımız burası. Birazdan çadırlarımızı kurmaya başlayabiliriz. Hadi bakalım. Ay burada kedi, domuz gribi, kuduz, örümcek falan olmaz değil mi? Var var. Bak hatta keneler Nil geldi diye kaçışmaya başladılar. Bir de espri yapabilsen tam olacak ama. Niye çok komikti bu? Bence de. Gıcıklar. Umarım ne kadar zehirli böcek varsa yüzeye yüze çıkar. Seni mahvedeceğim Berkay. Sen şok oldun artık. Seni öldüreceğim. Oğlum sana yakalanma. Parçalar valla. Gel buraya. Tata, mata, sarata. Açıl artık kerata. Alak, malak, tam alak. Çekil şuradan. Su katılmamış salak. Sana ihtiyacım yok abicim. Ben bu görüntü tabletini kendim çözüp başarıya kendim ulaşacağım. Bu gidişle sen ulaşsan ulaşsan aptallar mertebesine ulaşırsın. Daha kadim lisandan haberin yok. Öyle mi? Hadi sen bul o zaman. Öyle ahkam kesmek kolay. Bul, yap bir şeyler. Çalıştır tableti. Tork için bu çocuk oyuncağı. Büyük efendinin işi araya girmeseydi Tork çoktan halletmişti. Pis kâin. Dur biraz daha vuralım. Çocuklar neredeyse apartman dikecekler Hamdi abi. Sen hala bir çadır kuramadın valla. Hamdi, Kumru.
Çocukların eşyalarını çadırlara taşıyın artık. Oyalanmayın orada hadi. Vallahi bu kız Feza'nın kızı olsa bu kadar benzerdi ancak. Şıp demiş Feza Hanım'ın burnundan düşmüş sanki. Öyle değil mi? Oho. Her evlat annesine benzese sal. Neyse ya. Ben şu işime bakayım. Sarp'la. Sarp'la ne ilgisi var ya? Önce benimkileri taşı hamdi efendi. Ay hangi çadır alsam acaba? Buldum sanırım. Çekilin bakayım şuradan. Bu çadırda ben kalacağım. Olmaz değil. Bu bizim çadırımız. Durun Nazlı ve ben kalacağız. Ne dedin? Duyamıyorum canım. Boş olan kulağımı etkiledi herhalde. Tamam kızlar. Size yeni bir tane yaparız. Amma kavga edersiniz. Tamam amma uzatmayın. Ne var ne diyorsunuz? Hadi. Hadi. Ay Arda'cığım sen de olmasan bu kızlar beni yerler vallahi. Ya ya. Getir. Ne var bunun içinde abicim ya? Taş mı koydun? Ay ne taşı canım? Hepsi marka giysiler, ayakkabılar. Yaz gardırobum işte. Koy, koy şöyle. Çok heyecanlıyım. Ben de. Bu ayakkabıları ayağım sporlarımı giyeyim bari. Yardım etsene. Açsana. Aa. Gençlerim. Ya gençlerim. Sırrını açık et. İçindekini dışarıya ver. Kayıp prensesi bize göster. Yarın Siyah Heron. Kahin bu işi biliyor. İhtiyardan bir iki numara öğrenmem lazım. Yarın Siyah Heron. Başardık Kahin, başardık. Başardık işte. Görüntü açıldı. Uçtun mu abicim ya? Baksana şuraya. Bırak duman adam. Bırak donku. Lanet olsun sana. Beğendin mi yaptığını? Ne oldu ya? Sihir tamamlamadan müdahale ettiğin için her şey silindi. Tablet boşa çıkan enerji yüzünden kırıldı. Senin anlayacağın yeniden başa döndük. Hadi ya. Ya. Nil'in yaz gardırobu nasıl ama? Ay hepsi de çok şık şeyler. Çok kıskandım. Görürsünüz siz. Mikroplar, senin şeyler. Kim? Kim yaptı bunu? Ben. 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 Hepinizden nefret ediyorum. Bunun hesabını verecek misiniz? Siz de pişman edeceğim. Ya yeter artık. Üzülmeliyim. Senin giysilerini de isteriz getirirler. Okulda kalmıştır nasıl olsa. İyi kalpli durup konuştu. Benim giysilerim gelecek ama sen kendininkileri unut canım. Ne? Senin çantan asla bulunamayacak biliyor musun? Çünkü ben onu fırlatıp sokağa attım. Çoktan birisi bulup almıştır. Sana inanamıyorum Nil. Ben de unuttum sanmıştım. Ya en sevdiğim bebeğim kaldı o çantada.
Havada bulup sen bebeği unut canım. Gördün mü Duru? Sen bir de bunu üzülüyorsun. Duru. Çantamı bulmuşsun. Ha, evdeydin. Nasıl olmuşsa yolun kenarında unutmuşuz biliyor musun? Onu oraya Nil atmış Gülçehre abla. Ne? Ama belasını buldu. Gözümü yollara dikmiş uyuz bir ölümlüyü beklediğime inanamıyorum. Ama kaçta gelirsen gel, bu iş bu gece bitecek Selim Bey. Selim, canım. Ne yaptın, içtin mi sen? İçtim Iris, ne oldu? Selim'cim ne yapacağız böyle? Sen beni mi bekledin? Sensiz yemek istemedim. Açsam yemekleri hemen ısıtırım canım. Yok, aç değilim. Benim için hiçbir şey yapmayız. Ay dur hayatım. Sana yardım edeyim. İyi değilsin, düşebilirsin. Gel canım. Görecek onlar günlerini. Yerin de hazır Gülüm. Aman pek eğlenceli olacak burası. Sen de kalsana Gülçehre. Yok ya. Ne işim olur benim burada? Sarp öğretmeni arıyorsan boşuna. O Pelin öğretmen de şu tarafa doğru gitti. Hava da güzel. Romantik bir gece yani. Ya. Hiç de ayrılmıyorlar. Ay bana ne canım. Of Nil. Boşuna unutlanmasın diye şey ettim Arda. Yani aşk bu. Karşılıklı olmayınca acı oluyor. Sen daha iyi bilirsin. Bu gece kal bence. Hem bu saatten sonra arabanın gelip gitmez buralara. Kampın arabası şehre gidiyor Gülçehre. Senin için beklettim. Heh, iyi sağ ol. Geliyorum Hamdi abi. Ben sana ne diyeyim Hamdi abi ya? Ne oldu ki? Biz burada aşıkları bir araya getirmeye çalışıyoruz. Sen ne yapıyorsun? Ha. Ne yaptım ben ya? Hadi güzel güzel eğlenin tamam mı? Kendinize dikkat edin. Hadi kahve içelim. Gidip yemekleri bir kontrol edelim mi? Hadi tamam. Gel canım. Bırak beni, ben hallederim. Tamam canım, şunu çıkartalım. Defne? Defne mi? Neyse, bu işime yarayabilir. Evet canım, buradayım. Çocuklar sana emanet Kumru. Bir şey olursa ararsın. Hadi güle güle. Ay! Kız ne oldu? Ay! Ay! Duru? Karnım çok ağrıyor. Of çok ağrıyor Gülçehre abla. Ay! Çok ben ağrıyor Gülçehre abla. Az önce bir şeyin yoktu. Ne oldu böyle birden? Ay! Sen de öyle düşünmüyorsun ya. Ne oldu kızım ya? Sana? Nerede göster? Gülçehre? Sarp nereye? Abla. Nereden çıktı bu kız şimdi ya? Sen ne zaman geldin ya? Ay ne yapsak ki? Doktora mı götürsek?
Bence numara yapıyor. Yok, doktor olmaz. Ama senin gitmeni istemiyorum Gülçeş abla. Ne olur bu gece burada kal. Bence de. Çocuğu bu halde bırakacak değilsin herhalde. Benim bir sürü işim var. İlgilenemem vallahi. Ay tamam tamam. Yaşasın. Ay. 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 Üf ya. Defne. Defne sensin. Evet aşkım. Gülçehre. Gülçehre. Vay. Kampın orası mısın sen be abi? Ben de çok erken diye ayak sürüyordum. Abartma Hamdi abi ya, makul bir saat işte. Hadi sen git uyandır herkesi. Gülçehre. Gülçehre uyan artık. Ne işin var senin bizim çadırın önünde? Sen ne zaman uyandın? Hiç uyumadım ki uyanayım. Hiç uyumadın da sabah sabah bu ne güzellik ya. Ha söyle. Şu saçlar güneşin ışıltısını saçıyor etrafa. Gözler birer yıldız gibi. Yanaklar gül pembesi. Alay ediyorsun değil mi? Bir de öğretmen olacaksın. Ne ilgisi var ya? Öğretmenlere aşık olamaz mı? İnsan bir Duru nasıl oldu diye sorar. Duru kesin iyi olmuştur. Zaten hasta değildi ki. Sen burada benimle kal diye numara yaptılar Kumru'yla. Hiç de bile. Karnı ağrıyordu. Yalan mıydı yani? Tas tamam öyle benim saf sevgilim. Ben senin sevgilin falan değilim. Çek elini. Günaydın. Günaydın kuzum. Sar, canım. Heh, seninki geliyor işte. Ben de sana bakıyordum. Birazdan bir araba çıkıyor, onunla git. Emredersiniz. Efendim? Gitme Gülçeş abla, biraz daha kal ne olur. Tamam gülüm, kalıyorum zaten. Yanlış duydum herhalde. Burada kalamaz, kuralları biliyorsun. Pelin gelir misin biraz? Ne oluyor ya? Gülçehre'yle derdin ne senin? Bu hizmetçi kızı etrafımda görmek istemiyorum. Gözlerini kapat o zaman. Hı? Onu bu şekilde küçümsediğinde aslında sen küçülüyorsun. Sanırım farkında değilsin. Iris. Aşkım. Bu kadar zamanda ben bütün evreni dolaşırdım Kahin. Tableti birleştiremeyeceksen söyle, başka bir yol bulalım. Tok senin sersemliğin yüzünden uğraşıyor. Kabacelen artık. Heh, aman iyi be. Birleştirici şurup hazır. O halde gözlerimi açabilir miyim? Aç. Biz iyi bir ekibiz Kahin. Sahi ne kattım demiştin bu şuruba? Tok sana sırrını vereceğine canını verir daha iyi. Hain ihtiyar. Ha ha ha.
Aşkım neyin var, ne oldu? Bu olamaz. Ne olamaz aşkım? Bana aşkım deyip durma. Ne diyeyim Selim? Senin yatağımda ne işin var Iris? Ne? Bu ne saçma bir soru böyle? Bana cevap ver Iris. O zaman söyleyeyim. Birlikte uyuduk. Ayrıca sadece uyumakla kalmadık Selim. Dün gece olanları hatırlamadığını söylemeyeceksin umarım. Dün gece ne oldu? Arun için düşündüğümüz son başladı kraliçem. Ben bu oyundan rahatsızım Baruha büyücüsü. Yani Arun'a tuzak kurmuş olmaktan. Onun yıllarca sana ve ailene çektirdiklerine rağmen mi? Bilmiyorum. Bir huzursuzluk var içimde. Nedenini açıklamam çok zor. Çünkü ben de anlam veremiyorum. Kötü niyet kötü sonuç doğurur kraliçem. Arun'un niyetini hepimiz biliyoruz. Prensesi ortadan kaldırmak. Bu yüzden rahat ol. Şimdi güneş ülkesine dön. Senin yokluğun Arun'u şüphelendirebilir. Tamam. Komutan, kehanet küresiyle ilgili kararın kesin mi? Buraya kararımı tartışmaya gelmedim. O halde seni bir kez daha uyarmak zorundayım. Evrendeki bütün kötülük güçlerinin ortak kararı senin bu yolculuğa çıkmaman yönünde. Benim kararım kesin. Gurur ve aşk ikisi de çok tehlikeli duygular. Ve sende ikisinden de fazlasıyla var. Hatırlıyor musun? Bana aşkın senin sonu olacak demiştin. O sona doğru gidiyorsun komutan. Bilerek ve isteyerek. Kehanet küresini bulup yok edeceğim. O zaman kraliçe ve benim için bir şans yakalayacağım. Git o zaman. Ama bil ki seni bu yolculuğunda hiçbir kötülük gücü korumayacak. Bir gölgen bile olmayacak komutan. Bundan korkmuyor musun? Korkmak mı? Ben en büyük korkuma doğru yola çıkıyorum. Onunla yüzleşmeye gidiyorum. Şimdi Gülşehir ile Sarp'ı birleştirmek için bir oyun oynayacağız, tamam mı? Anlaşılmayan bir şey var mı? Yok, değil mi Arda? Sen dediğin gibi yaparız Kumra abla. Arda! Ardacığım! Eyvah Nil, şimdi oyunumuz bu olmasın. Arda! Hadi dağılın. Hadi. Geldim Nil, geldim. Nereden? Merhaba. İyi. Belki bana çiçek toplamak istersin diye düşündüm. Bir de tek başıma yürümek istemedim. Yanımda bir erkek olsun, değil mi? Ya, hadi gidelim. Duru'yu gördün mü Arda? Hiç görmedim Gülşehir abla. Nerede acaba? Onu da aslında. Bu dağ başında kaybolursa ne yaparız? Gel buluruz, telaşlanma hemen. Neden öyle söyledin Arda? Dur senin yanındaydı. Boşver ya. Ay, onu hiç önemsemediğini söylemek istiyorsun bana değil mi? Canım. Ya. Duru. Duru. Duru bir ses ver kuzum. Duru. Sarp'a geldiler. Duru. Allah. Neredesin? Duru. Nerede olabilir? Burası da çok ıssız. Ya beni korkutmasana ya. Çok tuhaf. Bence korkalım. Burada her türlü hayvan olur. Ayı, yılan, kurt. Yok deve. Deve olmaz. Hem ne bu rahatlık? Ya Duru'ya bir şey olduysa? Bilmiyorum. Duru. Duru neredesin? Sarp, bir şey var orada. Hadi koş. Çok mu korktun? Ne? Neye gülüyorsun? Yok bir şey. Hepsi oyundu değil mi? Pis yalancı seni. Ne yapayım, başka türlü baş başa kalamayacaktık. Ben bir salağım.
Sana niye inandım ki? Aşkım. Hı. Canım benim. Canım. Hı. Beni affettin mi? Selim, sen istedin, yalvardın, beni sevdiğini söyledin, beni arzuladığını, artık birlikte olmamız gerektiğini haykırdın. Ne? Hiçbirini hatırlamıyor musun? Bunların hepsi çok saçma. Söylediklerin doğru olamaz Iris. Selim, lütfen. Bana her türlü hakareti yapabilirsin ama bunu yapma. Gece döndüğünde içki içmiştin. Evet. Ben çok direndim. Sonra yaşanacaklardan korkuyordum çünkü. Ama sen bana yemin edince... Ne yemini? Beni asla bırakmayacağına, bu kez beni üzmeyeceğine yemin ettin. Beni sevdiğini söyledin. Keremen Siyaron. Keremen Siyaron. Aha, Kayıp Prenses. İşte Büyük Efendi ile Fısıltı Kraliçesi'nin arasında. Görüntü birazdan netleşecek. Tork gözlerine inanamıyor. Büyüksün abicim. Tork! Kırkdere şelalelerine gidiş yolunu aç bana. Yüce Efendi. Ne oluyor burada? Arun'un sonunu görmeye hazır mıyım? Ya benim için yaptıkları? İşte bu, işte bu. Benim başarım, ne haber? Ay geldi gene. İnanamıyorum. Bu ne seviyesizlik? Allah! Kesin tezahürüme haber uçuracak. Bir kez daha ayırmasalar bari şunları. Korkma sen. Müdür Hanım önce kendine baksın. Sonra Gülçeli'ye laf söylesin. Tencere dibin kara, seninki benden kara. Boş ver. Ay bu Hamdi abi de. Bu sabahtan beri ne geviriyor ağzında ya? Bu görüntü tableti sizde ne arıyor? Tuzakla ilgili bir şey mi öğrendiler acaba? Size bir soru sordum Kain. Cevap ver. Kız, prenses yani. Orada. Kayıp prensesin kim olduğunu her şeyden çok merak etmiyor muydunuz? Bununla ilgilenmediğimi size söylemiştim. Ama işte kızın görüntüsü efendim. Burada. Netleşmesine çok az kaldı, bakın. Lanet olsun. Onu görmek istemiyorum. Hı? Nasıl? Ama Yüce Efendi, kehanet. Kehanet umurumda değil büyücü. Bana ne olacağı da. Kehanet küresini yok edeceğim ve bu iş bitecek. Kraliçeyle savaşmak istemiyorum artık. Bu itaatsizliğiniz cezasız kalmayacak. Sen de hemen şelalelere gidiş yolunu aç. Emredersiniz. Tork gizli odayı geçiş için hazırlayacağım. Mümkün değil. Buna nasıl izin verdim? Bunu nasıl yaptım? Bu korkunç bir şey. Bu kadar kendimi kaybetmiş olamam. Yeter artık.
sevmeyeceğim Selim. Ben seni sevmekten başka ne yaptım? Bir tatlı sözüne, bir bakışına hasret yaşadım bunca zaman. Iris ben... Şimdi sanki seni zorlayan benmişim gibi davranıyorsun. Buna katlanamam. Gidiyorum. Bir daha yüzünü görmek istemiyorum. Iris, dur. Böyle yapma. Özür dilerim. Selim. Bana haksızlık etme ne olur. Ben... Tamam. Tamam. Ne olur ağlama. Iris, tamam. 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 Kain her şeyi hazırlamış. Arun. Kraliçe. Neden buradasın? Ya da iyi ki geldin. Gitmeden önce seni görmek çok güzel. Oraya gitmemelisin Arun. Neden? 40 dere şelalesine gidersen öleceksin. Saçma. Kızını ele geçirmek için gittiğimi düşünüyorsan yanılıyorsun. Seninle birlikte olmak için gidiyorum oraya. Sana kavuşmak için. Küçücük bir şans yakalamaya. Biliyorum ama boşuna. Yine Selim diye başlama. Onun adını duymak istemiyorum artık. Arun, beni dinle. Öyle bir şey değil. Bu bir tuzak. 40 dere şelaleleri ölümcül bir tuzak. Ne yapmaya çalışıyorsun? Gitme. Aşkım. Arun.